İmam-ı Azam değil, o dönemin İslam ilimlerine ve fikriyatına öncülük eden hiçbir büyüğü Arap değil. Bunlara ne deniyor? Mevali deniyor. Köleler. Ne demek mevali? Köleler. Sebaya der Araplar. Kölelerimiz bizim demektir. İmam-ı Azam'a da böyle sataşanlar olmuştur. Sen bizim kölelerimizin çocuklarısın, fazla konuşma diye. O da diyor ki, ben kimin çocuğu olursam olayım, benim şerefim sizin hepinizin üstünde. Hasan-ı Basri'yi mevaliden. İslam ilimlerinin her alanda, her alanda ama tasavvuftan ilmi kelama kadar otorite saydığı bir insan. İmam-ı Azam'dan daha önce ölmüş. Mevali. İmam-ı Azam'ın hocaları mevali, Hammad, onun hocası Nehai. Nehai'nin Arap olduğunu söyleyenler de var. Ama o da Emevi'ye karşı mücadele etmiş. Katadesi, Ameşi, aklınıza kaç tanesi gelirse, bütün o dönemin İslam ilimlerine, din ilimlerine, fikriyatına, hadisten tefsire, tasavvuftan ilmi kelama öncülük edenlerin tümü mevaliden. Mevaliyi Arap köle biliyor. Yani mesela Arap olmayan. Evet. Kendi kimse, evet, kimse. Arap olmayan. Yani bu Endülüslü olabilir. Türk o Endülüs var, İranlısı var. İranlı olabilir. Olabilir. Çoğu Türk da İran, olabilir. Çoğu da İranlıdır. Türk olanları da gayet tabii var. Ve bakın mevaliyi, Emevi Arabı okur yazar saymıyor. Fıkıh kitaplarında ümmi kelimesinin karşılığı nedir bilir misiniz? Okuma, yazma bilmiyor. 20 tane dil bilseniz, eğer Arapçayı bilmiyorsanız ümmi der size. Emevi koymuştur bunu. Ha böyle bir zulüm olur mu? Ümmiye göre şöyle der. O dediği okuma yazma bilmeyen işte Farsça, Türkçe falanca filan hiç önemli değil. Arapça bilmiyorsa? Ümmidir. Şimdi öyle bir noktaya getirmişlerdir ki bunu. Aynı mabette mevali ile yan yana namaz kılmıyor adam. Bizim itibarımızı küçültür. Yani Emeviler bugün şimdi İmam-ı Azam buna karşı mücadele verdi. Ve dedi ki siz İslam'ın itikadi manifestosunu, akaidini Kur'an'ın verilerine göre değil, Arabizmin ideallerine ve saltanat kaygılarına göre yapılandırıyorsunuz. Buna karşı çıktı. Hayatını vermesinin sebebi budur. Yoksa namazla, oruçla ilgili içtihatları falan bunlar değil. Şimdi orada bir şey daha var. Bunlar arasındaki en eskisi hangisidir? Nasıl, en eski İmam-ı Azam'dır. Yani mezhepleri konuşuyorsak evet. En eski. Bakın İmam-ı Azam'ın doğumu Hicri 80, ölümü Hicri 150'dir. Peygamberden bu kadar uzak. İmam-ı Azam sahabi tanımış. Tabiundan kendi. Ona en yakın olan kronolojik bakımdan İmam Malik'tir. Hicri 179 ölüm tarihi. İmam-ı Azam 150. Ondan sonra İmam Şafii Hazretleri geliyor. 204'tür ölümü. Ondan sonra İbn Hanbel geliyor. O 300'lere yakın. Yani 4 büyük Ehl-i Sünnet mezhebinin ilki. Yani İmam-ı Azam hem bu ameli fıkıhta öncüdür. Tarihi bakımdan da, getirdiği fıkhi sistem bakımından da. Hem de ilmi kelamda. Çünkü İmam-ı Azam'ın sade ameli fıkıhla ilgili değil yaptığı, bir de İmam-ı Azam'ın mesela El-Fıkhul Ekber'i var. El-Fıkhul Ekber bildiğimiz manada fıkıh değil. Dinin manifestosunu veren kitaptır. İmam Maturidi oradan beslenmiştir. Oraya dayalıdır. İtikadi mezhep imamı. Ebu'l-Hasan Eş'ari oraya dayalıdır. Yani İmam-ı Azam Hazreti Peygamber'den sonra dinin fıkıh ve itikat meselesini sistemleştiren bir numaralı adamdır. Ve Emeviler tarafından öldürülmüştür. Öldürüldü. Emeviler değil. Enteresandır o da. Emeviler tarafından işkence gördü. Abbasiler için mücadele etti. Niye mücadele etti? Abbasiler dedi, peygamber soyundan peygamberin amcasının çocukları. Bunlar gelirse evladı Resul'e yapılan kötülükler durur ve adalet tecelli eder. İmam-ı Azam ticari hayatı olduğu için büyük ölçüde ipek ticareti yapıyor. Zengin. Para desteği de verdi Emevilere karşı. İsyanları besledi.
Emevi bundan rahatsız, ona çok acı çektirdi. Yani her gün Allah'ın emri gibi kırbaç cezası vardı. Şu kadar kırbaçlanacak. Hem zengin, hem tüccar, hem fikirde öncü. Evet. Buna rağmen bir yandan da... Şimdi Abbasiler gelince ne oldu? İmam-ı Azam sevindi. Saffah geliyor, ilk Abbasi halifesi. O sırada İmam-ı Azam Emevilerden kaçmış Mekke'de. Habire oraya gidiyordu, Mekke'ye. Ortağı yönetiyordu ticari işleri. Geliyor Irak'a, Küfe'ye. Bir rivayete göre Saffah'a biat ediyor. Sevinçle, mutlulukla. Bir rivayete göre etmiyor ama biat edilsin diye de fetvasını da veriyor, desteğini de veriyor. Saffah gidiyor, arkadan Mansur geliyor ve tekrar Hazreti Peygamber'in Ehl-i Beyti ve İslam ortak payda olmaktan çıkarılıyor. Tekrar Arabizmin idealleri ortak paydaya dönüştürülüyor. Şimdi Abbasileri İran tandanslı filan, bu zaten terk edildi. Bugün Orientalistler de bunu kabul etmiyorlar. Abbasi devleti de bir Arabik devlettir ve Arabizmi öne çıkarmış. Ama içinde yönetici sınıfından çok sayıda İranlı var, hatta Türkler var. Gayet tabii canım. Efendim, Emevileri devirip Abbasi'yi oraya getirenlerin başında Ebu Müslim Horasani var, evet, İranlı. İran. Bakın, ikinci halife Ebu Cafer el-Mansur geldiğinde ilk işlerinden biri kendisini iktidara taşıyan, askeri manada bu işi gerçekleştiren Ebu Müslim'i öldürmektir. Bir tuzak kuruyor ona. Rica minnetle saraya davet ediyor. Biz sana minnet borçluyuz, seni ağırlayacağız falan filan. Ve orada öldürüyor onu. İmam-ı Azam'dan 3 yıl önce öldürdü. Peşinden İmam-ı Azam'ı. Çünkü İmam-ı Azam bunların da Arapçılık yaptığını görünce Emeviler gibi bunlara da tavır koyuyor. Hocam bilirsiniz değil mi? Hançerle insanı karşıları öldüremezsiniz hançerle. Bu bölgenin silahı hançerdir ve hançer sarılırken sırttan saklanır. Ebu Müslim'i arkadan perdenin arkasına saklanmış adamlara yemek yerken saraydı. Misafir diye çağırdı. Bu bölgede biliyorsunuz kılıç yoktur yani. Hançer vardır öldürür. Arkadan. Hançerle sadece arkadan aynen öldürebilirsin. Öyle. Önden öldüremezsiniz hançerle. 137 Hocam bir şey sorabilir miyim? Şunu bir cümle bitireyim üstadım. İmam-ı Azam'ı da ondan 3 sene sonra da İmam-ı Azam'ı hapishanede zehirledi. Hatta sarayına çağırıp bir şey danışacağım diye sarayda içirdiği bir şerbetle bizzat Mansur'un zehirlediği de söylenir. Bunu korkularından saklarlar çoğu ama bu kaynaklarda var. Şöyle veya böyle İmam-ı Azam'ı da ortadan kaldırdı.